Evet, merhabalar arkadaşlar. Hayaline koşta. Nerede kalmıştık? En son kızımızın saçını şurada bir böyle yaprak şeklinde bir oyma yaptık. Tam keserken çıktık. Şimdi şunu öncelikle oyduktan sonra bir güzelce kretuara çıkartacağım. Genelde yuvarlak kesimleri lütfen makasla yapın. Kretuara çok kullanmayın. Şu kısmının ön tarafa şöyle hafif biraz zülf gibi bir şey yapacağım. Zaten oraya kreatörle yapmışım. Bakın, bunu da şöyle şu kısmıyla beraber şuraya bir saç uzatalım. Çok zarif, çok ince. Bakın makasın ucunu kullanıyorum. Şu. Şöyle bir parça yaptım arkadaşlar. Önceden benim yaptığım böyleydi. Fark etmez. Yani her şekil olabilir. Hemen bir boyayalım. Yapıştıralım. Ben bunu yaptım. Bakın topuzuyla beraber aldım. Bu sefer topuzuyla beraber almadım. Çünkü sonra topuzunu ayrı yapacağım arkadaşlar. Bunu mu yapıştırsak, onu mu yapıştırsak bakayım hangisi daha güzel oldu. Bu da güzel, bu da güzel arkadaşlar yani. Şimdi ikisini de üst üste yapıştıralım mı? Şöyle biraz daha havalı dursun. Evet, olabilir. Hemen boyayalım. Dediğim gibi bunda sizin hayal gücünüz önemli. Bizim resimlerimiz neden farklı diğer resimlerden? Bu yüzden farklı. Yani belli bir şey yok, yani bir kural yok. Size kalmış. Sürekli zihninizi aktif tutmaya yarıyor bizim işimiz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen bir yapıştıralım. Silikonumu açmamıştım. Açayım. Şu kafamız vardı biliyorsunuz. Kafamızı da şöyle çıkardık. Kızımız nerede? Evet, kızımızı şuraya ben bir şey yaptım. Yapıştırmıştım. Yapıştırmıştım derken bir deneme yaptım. Onu da göstereceğim birazdan. Evet, silikonu şuraya sürüyorum. Şu bir tane ana zemin çıkarmıştık saçından biliyorsunuz. Çok az bir şey. Şuraya yapıştıralım. Evet, güzel oldu. Bunu da yapabilirim dediğim gibi arkadaşlar. Bunu da yapabilirim. İkisi de güzel. Yapacaksanız muhakkak şu formu verin arkadaşlar. Bizim işimizde form çok önemli biliyorsunuz. Yani birçok şey var, teknik var. Yüzlerce video var arkadaşlar. Tabii bilmiyorum, YouTube'da birçok şey var rölyefle ilgili. Hepsini izleyemiyorum. Bana sorular soruyorsunuz özelden. Şu şöyle mi hocam, bu böyle mi, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? İnanın hangi birine yetişeceğimi bilemedim. Evet, güzel. Bakın şöyle ışık da vurdu, çok güzel. Harika durdu, harika oldu. Şunu yapıştırmayacağım ama dediğim gibi yapıştırabilirim de, ama çok abartılı da olmasını istemiyorum ben. Gerek yok. O yüzden sadece topuzunu yapacağım. Topuzla ilgili bir yer bulmam lazım. Ondan sonra da başka bir şeye geçelim. Topuz belli zaten. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Şu kısmın ne olduğu yeri keseceğim. Tam böyle yuvarlak kesmeyeceğim. Hafif böyle daha doğal dursun. Sıfıra sıfır yüz yuvarlak bir topuz kesmeyeceğim. Çünkü çok net değil arkadaşlar topuzun olduğu yer. Şöyle kafama göre şöyle bir şekil çıkarttım. Hemen boyayalım. Hemen mousepad'imi alıyorum. Şöyle bunun arkasını çevireceğim. Şöyle biraz çukurlaştıracağım. Ya bunu mousepad'iniz yoksa bir herhangi bir kumaş parçasına da yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hemen saçımızı alalım. Silikonumuzu da sürelim. Küçük bir silikon taşmasın. Kızımızın saçına yapıştıralım. Evet, bakın. Pek de güzel oldu. Şimdi en son nerede kalmıştık arkadaşlar? Şurada kızımızın elbisesini yapıştırmamıştık. Ayağını yapıştırdık bakın. Şöyle ayırdım. Buraya
Kalın tat yapıştırdık. Şimdi bu elbisesini yapıştıracağım. Kolunu bakın. Nasıl kestim? Elbisesini de buraya yapıştıracağım. Kolu böyle önde duracak. Bunun için buralara silikonumuzu iyice sıvama usulü yerleştirelim. Şuraya silikon sıkalım. Bu da bitti. Bakın kurumuş bu. Şöyle asıldım, çıktı. Evet. Yeterli bu kadar. Çok da sıkmamıza gerek yok. Şöyle bakıyorum, silikonları temizliyorum, fazlalıkları. Taşacak. Taşmadan önce hemen temizleyelim arkadaşlar. Güzelce. Şimdi bakın şu elinin, şu elbisesini biraz paylı yaptık ya, şu kolunu böyle biraz geri atacağım. Ve şu elini şuradan görünmeyecek. Şu elbisesini şuralarında şöyle bastıralım. Evet. Muhteşem. Harika oldu. Birazcık şu tarafa getirelim elbisesini. Tabii forma girdiği için tam birebir oturmayacaktır. O yüzden endişe etmeyin. Bazı gereksiz gördüğünüz fazlalık olan yerleri kesin arkadaşlar. Evet, bakın. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım. Kenarda dursun. Ne yapacağız? Perdelere gelelim şimdi. Evet. İki tane bütün resim alalım. Şu da olur. Bütüne gerek yok. Evet. Şimdi şu sol taraftaki perdeleri bir yapalım. Arkadaşlar bakın şu perde. Öncelikle buna güzel bir doku kazandırıyorsunuz. Bunu komple buradan 0 0 şöyle bakın çıkartıyorsunuz. Şurada olduğu gibi. Bakın. Şu. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece doku kazandırdım. O kadar. Şimdi aynısından tekrar çıkartıyoruz arkadaşlar. Tekrar doku kazandırıyorsunuz. Yine aynı şekilde 0 çıkartıyorsunuz böyle. Yalnız bunda tek bir fark var. Bunu da makasla güzelce bakın şu aralarını çıtlatacağım. Şuradan kopartmayacağım. Bunu buradan geleceğim. Böyle gel 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 böyle. Burada dur. Buradan da gel. Burada dur. Evet, şurada olduğu gibi bakın. Gördünüz mü? 3 parçaya ayrıldı. Niye böyle yapıyorum? Biraz daha böyle kabarık dursun perdemiz diye. Şimdi bunu yapıştıracağım. Silikon sadece şu kısma süreceğim. Tabii ki dış bükey verin arkadaşlar. Bakın ben çoğu zaman boyayı da söylemiyorum. Formu da yaptığım zaman söylemiyorum. Bakın şu dış bükey. Dikeylere dikey, yataylara yatay. Bakın. Buna verdim ben. Şurada da güneş çıktı az önce. Bakın şuna vermemişim. Bu dümdüz nasıl duruyor? Hiç de şey yapmıyor yani, böyle güzel durmuyor. Hemen buna da verelim. Diğerine vermişim ama ortadakini unutmuşum. Evet, güzel. Hemen silikonu alıyorum. Bu kadarcık. Çok değil. Buna böyle çok bir şey yapmayacağım. Hafif böyle dış bükey vereceğim elimle. Buraya yapıştıracağım. İyice sıkın şurayı. İyice bastırın. Bakın bu perdeler böyle havada kalacak, tamam mı? Hani uçuş uçuş ya, rüzgar giriyor bir yerden. O yüzden böyle kalacak. Bakın zaten o otomatik kendi böyle kaldı. Gördünüz mü? Hiçbir şey yapmadığım halde. Bu cepte bu kenara koyuyoruz. Şimdi sıra geldi buna. Şu perdeye. Yine aynı şekilde dokuyu kazandırıyorum. Buradan sıfır. Gel böyle şuradan kenarından bunu çıkartıyoruz. Bunu sileyim. Şu. Bakın bu parça. Yine aynısından tekrar çıkartıyorum. Bakın dokusunu ve bunu çok şey vermişim. Hocam altta görünmeyecek. Az önce bakın perdeleri ayırınca o altta görünecek. O yüzden alttakine de doku kazandırmayı lütfen unutmayın. Yine aynısından çıkarttık bir tane daha. Onu da yine aynı şekilde bakayım şuradan kameradan. Buradan gel böyle gel gel gel. Burada dur. Şuradan gel. Yamuk yumuk olsun hiç önemli değil. Dümdüz olması şart değil. Yine aynı şekilde form veriyorum. Bakın. Hepsine de verdim. Bunlara da verdim boydan. Yine bunu yapıştıralım. Buna da hafif şöyle dış bükey vereceğim elimle. Bakın. Şuraya da tabii ki boyamalarını yapın lütfen. Şöyle silikon olmasın. Bu kadar. Alıyorum. Hemen bunu da
İyice bastırıyorum arkadaşlar. Bakın bastırınca zaten bu kendi otomatik şöyle havada duruyor. Gördünüz mü? Evet, bu da cepte. Şimdi sıra geldi şuradaki perdelere. Buradaki biraz karışık gibi görünüyor ama hiç karışık değil. Ben bunlara bir numara vermiştim. Hangisi hangisinin diye, karışmasın diye. Evet arkadaşlar, bakın. Şu. Öndeki perde. Şu perde. Bunu biraz da şuradan payla aldım. Devamı varmış gibi. Buradan bakın. Güzelce dokusun kazandıralım. Şeklini verevli verevli. Bunu buradan gel böyle gel. 0 0 0. Bakın şuraya kadar böyle şöyle şu kahverengiye kadar gelmişim. Şu kahverengiden bile almışım biraz bakın. Bunu tek parça halinde çıkartıyorum. Sonra şu parçası şu. Bunu da 0. Buradan paylı bu. Onları çıkarttım ben. Nerede? Bir bulalım. Onları da yapıştıralım hemen. Bir sürü yapmıştım. Hangisi hangisinin bilmiyorum. Evet, şu parça. Bakın yine 90 derece kıvırıyorum. Kıvır. Kıvır. Evet, hemen bunu yapıştıralım buraya. Hani böyle ucunda tüllerin böyle şey olur ya, kıvırma payı olur. Bu da o arkadaşlar. Evet, birinci perdemiz bitti. Bunda sonra belki üzerine böyle bir kat daha yapabiliriz ama şimdilik yapmak istemiyorum. İyice de böyle saçmalamak istemiyorum. Hani böyle iyice de abartmayalım yani. Tamam mı? Bu kenarda. Şimdi sıra geldi. Bu perdeye şunları bir kenara alayım. Bunları yapıştıracaktık. Sıra geldi ikinci perdeye. Şu perde arkadaşlar, bakın şu arkada. Bakın şu arkadaki. Şuradaki. Şu değil. Bu üçüncü perdemiz. Şu arkada bakın bir tane daha perde var. O. Bunda da tek parça halinde çıkarttım. Nasıl? Şu kahverenginliklerini doku kazandırdım. Şuradan geldim arkadaşlar. Bakın biraz şuradan şu perdenin olduğu yerden. Direkt buradan gel böyle gel. Buradan. Şöyle. Şuradan. Şu. Görüyor musunuz? Bu kadarcık. Buna hiçbir şey yapmayacağım. Hatta buna şöyle biraz iç bükey kazandıracağım. Bunun da şekli aynı olmasın. Hepsi böyle. Bunu da ortadan sadece şöyle bir çıt attım. Şuraya kadar. Bu. Bu kadarcık. Şu kısımlara biraz form verelim. Şöyle yamuklu yumuklu perdenin kornejine yakın yerlerine. Tamam mı? Bu da cepte ikinci perdemiz. Evet. Şimdi sıra geldi şu perdeye. Bu perdeyi de arkadaşlar. Bakın. Nasıl yapmışım. Buradan geldim. Gel böyle. Gel gel gel. Buradan. Belli zaten hatları çok net. Gel böyle şöyle çıkarttım. Bakın şuraya dikkat edin. Şöyle oymayın sakın. Oraya görünüyor mu? Şuradan gelin şöyle çıkartın. Tamam mı? Hani şöyle yapmayın yani. Şu. Yine aynı şekilde bunun şu ucunun dönüş dikiş yeri var. Orayı da 0 0 0 0. Bu komple sıfır alınacak arkadaşlar. Şu. Şu parça. Bunu da yine böyle kenarlarını 90 derece kıvırıyorum. Evet, ambulans sesleri hiç bitmiyor arkadaşlar artık yani. Ne diyelim? Dikkat edelim ne olur. Mesafelere, maskelere dikkat edelim. Rahatlamayalım, rehavete kapılmayalım. Yapalım. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar ben sadece şu üst kısmının olduğu yerden bakın şurası komple buraya sıfır aldım. Bakayım şöyle kamerada görünüyor mu? Buradan geldim sıfır sıfır. Şu kısmından bakın şuradan. Şöyle kenarından. Bakın şurası belli zaten. Böyle bir şerit çıktım. Şu. Biraz hani şey olsun, hareketlilik kazansın diye. Bunu da yine aynı şekilde dış bükey kazandırdım. Hemen kazandıralım. Bunu da yapıştıralım. Az bir silikon. Bunun üzerine yapıştırıyorum. Şuraya. Şunun olduğu yer.
Bastırın. Şurayı iyice bastırın arkadaşlar. Şu kısmı iyice bastırın. Orada hiç şey kalmasın. Zaten kendiliğinden yine havaya girdi bakın. Bunun üzerindeki parçayı yapmayacağız mı? Şu parçayı tabii yapacağız. Hatta onu ben yapmamış mıyım? Evet, yapmamışım. Onu da yapalım hemen. Dik doku kazandırdım. Buradan 0 0 0 0. Evet, öğrencilerim dediği gibi. Hocam ne güzel sıfır söylüyorsun diyorlar. Öbür türlü anlatılmıyor arkadaşlar bazı şeyler. Sıfırcı hoca olduk. Boyayalım hemen. Kontürümüzü çekelim. Evet, şöyle dış bükeye veriyorum. Güzelce. Hemen bunu da yapıştırıyorum. Şu. Evet, harika. Bakın yine kendiliğinden ayrıldı. Bu da tamam. Üçüncü perdemiz de tamam. Bu da cepte. Şimdi artık perdemiz sanırım arkadaşlar kalmadı. Bakacağız ama perdemizde şu kısımları bakın. Şuraları yapıştırmamıştım. Etek ucu kısımlarını. Oraları yapıştıralım. Kesmiştim ben. Nerede o? Bir tane daha olması lazım. Nerede nerede? Aradık mı bulamıyoruz. Evet, çok o kadar masamı bir görseniz karma karışık ama en azından şunu yapıştıralım. Şu etek ucunu yapıştıralım. Karma karışık. Evet, bakın. Bunu da 0 0. Bunun altından paylı yaptım arkadaşlar. Şu perdenin bakın. Şu kısmından paylı yaptım. Bunu da yapıştıralım. Şöyle şunun altına sokacağım, yapıştıracağım. Hemen buraya sürüyorum silikonu. Buraya da sürebilirim, hiç fark etmez. Aslında bunu önceden yapsak olurdu. Ama unutmuşuz. Evet, güzel. Şimdi şurada bakın bir parça var. Bunu 0 0 0 yapacağım. Ama ve lakin onu aramakla vakit kaybetmek istemiyorum. Ben yapıştırınca ortaya çıkar o. Hep öyle olur. Öğrencilerim de söylerler hep. Hocam biz yapıştırınca ortaya çıkıyor kaybettiğimiz diye. Yine şöyle dokusunu kazandıralım. Buradan 0 0 0. Buradan gelelim. Kontörümüzü hocam artık çok sık çekmiyorsunuz video diyorlar. Arkadaşlar vaktim olmuyor gerçekten. Keşke vaktim olsa da sabahtan akşama kadar burada otursak. Bakın şöyle form verdim buna bu kadarcık. Çünkü buna çok form verecek alanımız yok. Silikonu temizliyorum. Buraya olduğu gibi yapıştırıyorum. Evet, ben de az önce saksılarımı değiştirdim, topraklarını değiştirdim, çiçeklerimi, kolum ağrıdı. Evet, şimdi arkadaşlar bakın şunun altına yaptığım asetat var ya, onu daha net göstermek istiyorum. Eminim orasını tam asetat olduğu için tam anlaşılmadı. Nerede makasım? Evet, burada. Şöyle yaptım bakın. Şurada beyaz zeminde göstereceğim size. Şöyle bir parça kestim öncelikle. Asetat şeffaf olduğu için. Sonra bu parçayı böyle ikiye böldüm. Sonra ayırdım bakın şu. Bunu yaptım. Şu kısmından da çıtlattık, içine soktuk. Bu böyle havada durdu arkadaşlar. Silikonu buraya sürdüm. Lambamızı da buraya yapıştırdım. Yani bu kadar basit. Neden bunu yapıyorum? Ben buraya silikon yapamaz mıydım? Bunun altına yapardım. O da çok çirkin bir görüntü oluşurdu. Ama sağından solundan baktığınız zaman kesinlikle kötü bir görüntü yok arkadaşlar. Hatta anlayamıyorsunuz bile orada asetat olduğunu. Bu arada şurada şu kızımızın gölgesini bir şöyle boyayalım. Görünmesini istemiyorum. Şöyle aralarda bir boyayalım. Hatta şu konunun olduğu yere de. Aslında bunu Photoshop yaptırsam olurdu ama unutmuşum. Yani her zaman aklıma gelmiyor. Etek kısmının olduğu yerlere boyamıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim kızımızı buraya sabitleyeceğiz ama şimdi ıslak olduğu için sabitleyemiyorum. Burada
Daha bitmedi perdelerle ilgili bölümümüz. Bakın şurada şu kornejlerin takıldığı kare bir şey var. Demir parçasıdır muhtemelen. Bu 0 0 0 0 arkadaşlar. Dokusu bu. Onları da çıkarttım. İnşallah onları da bulurum. Bulamasam da videoyu kısa keseceğim. Onları da yapmıştım çünkü. Güya önceden koyuyorum masanın üzerine hepsini. Evet. Yok. Neyse oradan çıkartayım göstereyim size. Burada mı? Heh, buradaymış evet. Şurada. Bakın şu parça. Kare. Şu. Bulmuşken şunları buraya koyayım. Hemen bunu alıyorum arkadaşlar kenarlarından şöyle 90 derece. Bakın cımbızın ucuyla böyle minik aşağı indiriyorum. Şu. Gördünüz mü? Hemen bunu buraya yapıştıralım. Silikonumuzla. Az bir silikon. Çok az. Ezan okunuyor. Aziz Allah. Buraya bakın zemine yapıştırıyorum şuraya. Direkt buraya. Çünkü bu buraya yapışık. Hemen bunu yapıştırmışken şurada perdemiz var. Şu perdemizi yapıştıralım arkadaşlar. Şunu. Bunu da nereye yapacağım? Şuraya silikon sıkacağım. Bir de buraya silikon sıkacağım. O kadar. Şu arada boşluk kalacak. Çirkin görüntü oluşmasını istemiyorum çünkü. Şuraya da bir şöyle şerit şeklinde silikon. Bu kadarcık yeter. Şöyle yapalım. Evet, bastırın. Şu aradaki ferforje şeylerini, demir şeylerini yapacağız arkadaşlar. Hemen bunu da yapıştıralım. Perdeniz nerede? Şu. Şimdi bakın burada arada şu demir parçaları var ya da tahta artık bilmiyoruz. Onları da yapacağız. Bunun için şu perdeyi arkadaşlar buraya silikon sıkarken tam şu uç kısma değil de tam en geriye sıkacağım. Ona dikkat edin lütfen, tamam mı? Şuraya en geri kısmına sıkacağım. Çünkü buraya şu siyah parçayı yapıştıracağız. Yine aynı şekilde buraya da sıkalım. Şöyle pekiştirelim. Aman da aman. Bastırıyorum önce arkadaşlar, sonra kaldırıyorum. Kaldırdım. Bakın. Şurada neredeyse bir yarım santim açıklık var. Şurada. Bakın şu kısımda. Şu zeminle tahta parçasıyla şu perdenin arasında bakın bastırıyorum sonra kaldırıyorum. Gördünüz mü? Yarım santim falan bir fark var. Evet. Allah'ım çok güzel oldu. Şimdi burada o parçalardan çok yok. O yüzden yapıştırabildiğim kadar yapıştıracağım. İlk parçamız neredeydi? Onu bir bulalım. Burada. Şu parçamız. Yine aynı şekilde silikon sıkıyorum. Bunun da şu kısmına sıkayım. Bakın silikonu en görünmeyecek yere sıkalım. Şu kısmının olduğu yere sıkalım ki bu kadarcık yeter. Orada zaten çok görünmeyecek. Bunun da yine havada durmasın. Önce bir bastırıyorum. Pekişsin. Yerini buluyorum. Neresiydi diye. Şurada falan. Şöyle. Bastır. Birazcık kaldır. Yarım santim falan. Bakın şu. Hatta bu yarım santim santimden biraz fazla oldu. 0,75 falan oldu şu duvarla arasında. Ya olsun çok güzel oldu bence. Harika durdu. Evet, şimdi öbür parçamızı şu aradaki parçaya alalım. O neredeydi? Bir bulalım. O tek şu parçaydı zaten çok da bir şey yoktu. Şu. Bunu da yapıştırırken buraya silikonu sıkalım. Bazen karıştırabilirsiniz, anlayamayabilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ya, azıcık hayal gücünüzü kullanın. Çok güzel olacaktır, inanın. Yani bir resme bağlı kalmasanız bile olur. Hatta bakın şu kısmının olduğu yere biraz silikon sıkayım şunun altına, şunun. Ucumuzda gösterdiğim yerin altına biraz silikon sıkayım, yapışsın. Şu perde biraz yapışmıştı, o yüzden kaldırmam lazım ucunu. Bakın kalkıyor böyle zaten. Şöyle bunu bastırdım. Ama şuradaki perdeler görünsün. Evet. En sonda bunu yapıştıracağım. Şu. Şöyle gelecek. Ama bu kurumadan arkadaşlar bunu yapıştırmak istemiyorum. Çünkü ben bunu böyle bastırdığım zaman bunun altındaki aşağı inecektir. Preslenecektir. Ama şu var. Strafor koymazsak.
Ya da şöyle bir şey koymazsak. Ben bunu koyayım. Bastırsak bile bu inmeyecektir. Bakın. Hemen silikon sıkıyorum. Şu kısmını sıkacağım. Sanırım bundan sonraki videomuzda artık final yapabiliriz. Silikonu şunun altına denk gelecek şekilde yapın arkadaşlar. Aman da aman, pek uçuş uçuş oldu. Muhteşem oldu arkadaşlar. Çok güzel bir resim bu. Evet, şurada da bir şey var. Şu kısımda da bir demir parçası ya da tahta parçası var. Şimdilik bunlar kurye dursun. Kenara bırakıyorum. Şu aradaki parçaları kesmeye çalışacağız. Şurada bakın şunlar. Şu parçalar 3 parça. Çok da kalmadı. Aman. Şunlara dikkat edelim. Şimdi bakın. Şu parçayı arkadaşlar, dokusunu kazandırın. Bunu buradan 0 0 şuradan payla. Şöyle. Az önce neden payla dediğimi anladınız değil mi? Şu parça. Bakın. Şu. Bu cepte. Bu kenarda dursun. Şimdi burada bakın, şurada küçücük bir şey var. Aynı bu gibi. Bundan da 0 0 buradan payla yapacağım. Şu parça minnacık. Gördünüz mü? Bu da cepte. Bir de şurada bir parça var görünen. Şu parça 0 0 0 buradan payla. Şu. Evet, bunları da kestik. Montajımızda kurye dursun arkadaşlar. Sanırım bundan sonraki videomuz hayaline koş videosu son videomuz olacak. Hadi bakalım, kolay gelsin.